Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Brawl Stars karakterlerinden Remodel Crow'u çizeceğiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Başlayalım. Kağıdımızın üst tarafından Remodel'in kaşını yaparak başlayalım arkadaşlar. Şöyle yan çizmiş bir tane V harfi yapalım. Sonradan bu yaptığımız V'yi sol tarafa doğru şöyle uzunca bir çizgiyle uzatıp alt tarafında yine kendisine hemen hemen paralel bir çizgi gibi uzatıp çok hafif böyle kıvırarak birleştirelim. Sonrasında bakın arkadaşlar, bunun altından hemen şöyle bir yay çizdikten sonra bunun ucunu şu şekilde sivriltelim ve bunu şu noktayla birleştirerek göz kısmımızı tamamlayalım. Hemen bu gözün de şöyle üst tarafına büyükçe bir tane göz bebeği ekleyelim arkadaşlar. Şimdi bu kafasındaki bandananın olduğu kısım ve kafa çizgisini yapmak için bakın şöyle bir tane eğri çiziyoruz. Bu eğriye yine bir tane daha paralel eğri çizip şu noktaları birleştirelim. Sonrasında bakın şu gibi bir kısmı olan kısmını yapalım. Şöyle bir eğri yaptıktan sonra bunu hafifçe aşağıya doğru indirip tekrardan yukarıya doğru bir tur daha kaldıralım. Bunu tekrardan bir tur daha aşağıya indirip bakın şöyle kafasının üst tarafını tamamlamış olacağız. Çeviriyoruz tam şu noktaya kadar. Şimdi artık bu bandananın gelen kısmını da tamamlayabiliriz. Şöyle bir eğri yapıp yine şu noktayla, yani kaşının olduğu noktayla bu eğriyi birleştirelim. Şimdi bakın arkadaşlar, tam şu noktadan başlayıp aşağıya doğru eğrilen gagasını yapalım. Ve yine bakın şu noktayla başlayıp çapraz bir şekilde ve düz aşağıya doğru gelip şurası hafif bombeli gagasını yapalım arkadaşlar. Ve şu noktayla birleştiriyoruz. Tekrardan da bu noktadan sanki gelen ağız çizgisini de şöyle çekmiş olalım. Şu kaşın diğer kısmı da şurada bulunuyor. Bunu da yapıp şimdi bakın şu başın arka tarafındaki çizgiyi şuraya kadar devam ettirelim. Burada bir yakası bulunuyor arkadaşlar. Yakayı yapalım. Şöyle bir eğri yaptıktan sonra bunu şöyle içeriye doğru kıvıralım. Sonrasında bu üst kısmını da şöyle aşağıya doğru kıvıralım arkadaşlar. Bu yaka kısmının şu iç tarafını bakın şöyle bir V yapıp bu iki noktayı da birleştirelim. Bu yüz çizgisi devam ediyor. Buradan yüzümüzün alt tarafıyla birleştirelim. Şimdi tam bu gagamızın uç tarafından omuz kısmını başlatıp aşağıya doğru bakın şöyle bir çizgiyle indirelim. Tam bu noktada şu ortasından, göğsünün orta kısmından başlayan elini çizeceğiz arkadaşlar. Bakın getirip şöyle uca kadar çekelim. Sonrasında bunu sivri bir şekilde birleştirelim. Bu ilk parmağı olsun. Hemen ikinci parmağı yapalım. Biraz daha büyük ve yine sivri. Şu ikinci parmak arkadaşlar. Buradan ayrılıp biraz böyle sola doğru esneyen şu da üçüncü parmak olsun. Sonrasında bakın yine şuradan çıkan ikinci bir çizgiyle de bu parmağı birleştirelim. Elinde eldiven olduğu için de tam şu parmak çizgilerinin olduğu yere bir çizgi çekelim. Şimdi bakın şöyle giydiği elbisenin kol kısmını yapacağız. Şöyle bir eğri yapıyoruz. Bu eğriyi bakın şöyle alt taraftan ufak bir yayla yukarıya doğru hafifçe çıkaralım. Şu şekilde. Burada hemen kolunun üst tarafında bir parma bulunuyor. Onu yapacağız. Bakın şöyle çekelim. Sonrasında bunu yine alt taraftan şöyle bir şöyle de iki çizgiyle birleştirmiş olalım. Şimdi bu kol kısmı bakın şu şekilde yukarıya doğru yavaşça, ondan önce diğer kolunu yapalım arkadaşlar. Bakın şöyle yine bir kol çizgisi yapıyoruz. Ve bu kol çizgisini şöyle çok hafif bir eğrilikle vücudumuza birleştirelim. Aynı şuradaki çizginin benzerini bakın tam şu noktadan koyup üst tarafta da omuz çizgilerini yerleştirelim. Şu bir aynı noktaya gelen şu ikinci omuz çizgisi olsun. Yine buradan da bakın
Şu bir. Bu ceketimin çizgisi olacak. Ve şu da iki. Bu iki çizgiyi koyalım. Şimdi diğer elini bakın şuradan buraya doğru getirelim. Onun için de şuradan devam eden şöyle bir çizgi yapalım. Buraya yine az önceki gibi parmaklarımızı konduracağız. Şu birinci parmağımız olsun. Hemen bunun altından yine sivri bir şekilde. Bu ikinci parmak olsun. Üçüncüyü yapalım. Biraz daha büyük. Ve son olarak dördüncü parmakla da bileğimizi birleştirelim. Burada da bakın arkadaşlar şu şekilde bir omuz çizgisiyle koltuğumuzu birleştirelim. Yine şuradaki gibi de buraya da bir ve iki tane omuz çizgisi yerleştirelim. Şimdi kıyafetimize devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle alt taraftan belini esneterek bir çekelim. Şu yaptığımız iki noktayı yine güzelce bir tane eğriyle birleştirelim. Burada bakın ceketinden gelen, şuraya çizgi koymayı unutmuşuz. Bu ceketinden gelen şu bir ve şu ikinci çizginin devamını da yine buraya koyup bakın şu ceketinin iki tarafına da küçük birer tane üçgen yerleştireceğiz arkadaşlar. Bunlar ceketinin aksesuarları. Bu bir. Yine aynı hizada olsun. Bu iki. Pantolonun alt kesiminde bir tane amblem bulunuyor arkadaşlar. Güzel bir amblem. Onu yapalım. Sanki başta bir Z harfi yapıyormuşuz gibi çizgilerimizi oluşturalım. Sonrasında bakın şu Z'nin bu ucunu hafif bir uzatalım. Bu bir. Bir de bu ucunu hafifçe bir uzatıp birleştirip şekli tamamlayalım. Pantolon kısmını yapacağız arkadaşlar. Bakın şöyle uzunca bir aşağıya kadar eğri çizelim. Buradan da yine şu şekilde uzunca bir eğri çizelim. Yine burada bacak arasından bakın şöyle bir eğri ve bakın tam şu noktadan bir eğri çizip eğrileri de bakın şöyle farklı bir tane eğriyle birleştirelim. Her iki taraftaki bacak çizgisini de şöyle ufak bir eğrilikle çizip ayakkabılarımıza geçelim. Alt tarafa doğru şöyle kısa bir çizgi. Buradan da yine alt tarafa doğru kısa bir çizgi. Her iki tarafa doğru ayakkabılarımızı uzatalım. Şu şekilde olsun. Buradan da bu şekilde olsun. Bu ayakkabı sanki biraz bize daha dönük gibi olacağı için şöyle yapıp birleştirelim. Ve şu üst kısmını bakın şu şekilde ayıralım. Bu ayakkabı biraz daha bize doğru dönük olacak. Onu da bakın şöyle çevirdikten sonra yine buradan gelen ayakkabı çizgisine de tabanla birleştirelim. Böylelikle resmimizi tamamladık arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.